Koruma sıramında üstte yanmıyor bu. Kardeşim sana buradan dönsene zahmet, arabayı oraya bırak, bekle orada. Abi hoş geldin. Selamun aleyküm. Merhabalar. Gel abi, makineye bakalım. Bir makine tamiri var arkadaşlar, onu bir yapayım. Bak bakalım şimdi. Hasan abi gelecek, ne olmadı? Hasan abi gel. Aç kapıyı. Anam hadi Hasan abi geldi, çamaşır makinesini şey atsın. İşini çeksin çıkarsın. Makineyi çıkarın, geldi Hasan abi. Böyle bir korona diye bir hastalık çıktı. 20 gün kala, yani 20 gün önce deyip sana kendimizi buraya attık. Dedik baba uzağına gidelim, temiz oksijen, temiz hava, güzel. Hem anamızı babamızı yanında oluruz ama geldiğimiz akşam anama babama sarılamadım. İnan babam yani duygusal bir adamdır, ağladı yani. Sarılamadım ama böyle uzakta selamun aleyküm, o çarşıda kalıyor. Dedim baba ben çıkıyorum yukarı köye, köyde kalacağım, size rahatsızlık vermeme gitsin. Çünkü kendimde eminim ama bir şey olur diye tedbir aldık. Dedik böyle bir şey yapalım, elimizde kepenk var, sıkma kepenktir, burada getirmiştik zaten İstanbul'da. Abimle beraber, baba oğluyla beraber, Rize eskisiyle beraber işte bu kepengi buraya taktık. Mahallemizde 65 yaş üstü yaşlılarımız var. Uzaktan gidip böyle bayağı mesafe onlara var tabii. Bir metre değil, en az 3-4 metreden işte şey yapıyoruz veya yemek yapıyor anam, sarma yapıyor, götürüyorum, bırakıyorum. Diyorum Hüseyin de gel bunu al, gelip alıyor, ben atıyorum kendimi. Çünkü adamı riske atamam. Aşıklar köyü olarak bu işi çok ciddiyete alıyoruz. Hastalık gidene kadar bu kapı burada duracak. Herkesin elini kolunu sallayıp gelip içeri girmesi gibi bir özelliği olmayacak. Biz buradayız zaten 7-24 saat. Gelen arabalar burada korna yapıyor zaten. Çıkıyoruz bakıyoruz kimdir, yabancı mıdır, değil midir vesaire. Buradayız. Şu anda çay zamanı zaten. İstanbullular da çayını bekliyor. Bu Karadeniz'in tek geçimi çaydır yani. Birinci sürümde sıkıntı. Şimdi bakalım kimse gübreyi vurmadı. İkinci sürüm yaklaştı derken yani şu anda bakalım yani. Riski Cenab-ı Allah verir ama pek şeyimizde kalmıyor yani, açıkçası insanların kafasında hep bir kuşku var. Gelen insanları geri çevirmiyoruz. Lakin şöyle, bu mahallenin üstüne bir üst mahalle daha var. Gelen insanları burada tedbirli bir şekilde tanıdık olduğu sürece burada yukarı patika yolda yukarı köylerine, evlerine giderler. Gelen taksi, yabancı araçları falan içeri almıyoruz. Burada bir virajımız var, buradan geri çeviriyoruz. Kusura bakma diyoruz abi. Yabancı insanlar içeri giremez kesinlikle. Yabancı insan zaten içeriden de dışarıya zaten çıkamaz. Üst mahalleden gelir. Gittiğimiz zaman hastalarımızı burada ziyaret ediyoruz. Halının altını soruyoruz. Herhangi bir eksikleri var mı? Varsa gideriyoruz. Burada bakkalımız var. Bakkalımızdan gerekli alışverişleri tedarik edip kendilerine iletiyoruz burada. İstanbul'dan gelirken de böyle bir kapı getirdik peşimize. Olur ki günü geldiği zaman lazım olur diye. Günü geldi ama kötü bir güne denk geldi. Kapıyı kapattığımız zaman kafamız rahat oluyor bir nebze de olsa. Kapımız sağlamdır şüphesiz. Hiç sıkıntı yok. İşçiliği bize aittir. Basıyorsun iner. Basıyorsun kalkar. Hasan abi takalım seni oraya. Alta garaja. Aşık ağacın içine takacağız.
Evet, şu anda koronavirüs nedeniyle mahallemizin girişini kapatıyoruz. Kendimizi korumaya alıyoruz. Mehmet Usta kolay gelsin. Bunun gelişi ne kadar Mehmet Usta? 480. Evet arkadaşlar, şu anda Rize Çeyli Aşıklar köyündeyiz. Namı değer Kaçık'ın setteyiz. Alkısı oldu. O zaman buraya dikkat edeceğiz. Bir kilo oldu. Orada bir kilo ha. Farkındak olsun. Orada fazla konuşma aşağıya. Çekin mi? Evet, evet, evet. Tamam. İstersen ya da bir kilo patak uzat ona. Uzat ona. Hadi görüşürüz. Yapma, yapma. Aşağıda bir kilo olsun. Yapayım. Yapma bunu. Şu anda Aşıklar köyündeyiz. Kaçoğlu Serti karantina altına aldık arkadaşlar. Bak çıkış yok. Nasıl çıkmıyorsun? Çıkış yok, çıkış yok. Verdi başıma gele. Çıkış yok. Ona karşı tarafına çakar. Yemiş, yemiş. Yemiş sen. İhtiyara.